Kartezyen çarpım örnek soru 6. Bu videomuzda kartezyen çarpım konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. A ve B kümeleri ile ilgili A ile B'nin kesişiminin eleman sayısı 5. A kartezyen B birleşim B kartezyen A'nın eleman sayısı 209 eşitlikleri verilmiştir. Buna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi adım adım gidelim. A kesişim B'de 5 eleman olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bir şey yapamayız. Bu kısımdan başlayacağız. İki kümenin birleşiminin eleman sayısı verilmiş. Şu formülü kullanacağız. A birleşim B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı. Artı B'nin eleman sayısı. Eksi A kesişim B'nin eleman sayısıdır. Burada birleşime girenler bunlar. Bunun eleman sayısı. A kartezyen B'nin eleman sayısı artı B kartezyen A'nın eleman sayısı eksi bu ikisinin kesişiminin eleman sayısı A kartezyen B kesişim B kartezyen A'nın eleman sayısı eşittir bize 209'u vermiş. Şimdi burada şu düşünülmeli. A kartezyen B ile B kartezyen A'nın kesişiminin kaç elemanlı olduğunu belirlememiz lazım. Basit bir örnek üzerinden bir şeyleri konuşalım. Arkasından buraya tekrar dönelim. 1, 2, 3, 4 ele alalım. B kümesine de 2, 3, 4, 5, 6 ele alalım. Şimdi buradaki A kartezyen B ile B kartezyen A'nın Kesişiminin eleman sayısı nasıl tespit edilir? A ile B'deki ortaklar belirlenir. 2 3 4 2 3 4. Bunların kendi aralarındaki kartezyenleri hem bunun içinde hem bunun içinde aynı şekilde bulunur. Diğer elemanlar aynı şekilde bulunmaz. Burada 1 5 eşlenirken bunun içinde 5 1 eşlenir. Onlar farklı elemanlardır. Fakat kesişimde olanlar İkisinde de aynı şekilde gözükür. Buradan buraya eşlediğimizde de buradan buraya eşlediğimizde de. Yani bizim buradaki A kartezyen B'de kesişimin kartezyen edilmesi kadar. 2 3 4 ile 2 3 4'ün kartezyen edilmesinden 3 çarpı 3'ten 9 eleman. B kartezyen adı da 3 çarpı 3'ten 9 eleman ortak bir biçimde bulunur. O yüzden buradaki A kartezyen B ile B kartezyen A'nın kesişiminde 9 tane eleman bulunur. Bunun için konuştuk. Yani buradaki A kesişim B ile A kesişim B'nin kartezyenidir. Bunun cevabı. A kesişim B'nin eleman sayısı bize verilmiş. A kesişim B ile A kesişim B'yi kartezyen edersek 25 eleman gelir burada. A kesişim B'nin eleman sayısını kendisiyle çarparız. Burada 25 eleman olduğunu anlıyoruz. Buradaki konuştuğum olay sayesinde. Bu 25'i diğer tarafa atarsak şuraya geldiğimizde de A'nın eleman sayısını ne diyelim M diyelim. B'nin eleman sayısını ne diyelim N diyelim. A kartezyen B'nin eleman sayısı M ile N'nin çarpımıdır. B kartezyen A N ile M'nin çarpımıdır. Burasının 25 olduğunu biliyoruz. Karşıya atarsak 209 ile 25'i toplarsak 234 Burada iki tane mn var. 2'ye bölersek m çarpı n. 234'ü 2'ye bölersek 117. 117 hangi sayıların çarpımıdır? Bir kere kesişimde 5 eleman var. Buradaki m de 5'ten büyük. n de 5'ten büyük. Eşit veya büyük değil. Zaten 5 edemeyeceği belli. 9 çarpı 13. 9 çarpı 13 ne eder? 90 9 kere 3 27 117 eder. Başka da bir ihtimal yoktur burada. Başka bir ihtimal olsa zaten kaçtır diye değil kaç olabilir diye sorar. Şu an anladık ki A'da 9 eleman. B'de 13 eleman var. Veya tam tersi çok önemli değil onlar. Biz neyi arıyoruz? A birleşim B'nin eleman sayısını. A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B yapmamız gerekir. A'nın eleman sayısı burada 9, B'nin eleman sayısı burada 13. Kesişimde ise 5 elemanımız var. 9, 13, 22, 5 çıkartırsak 17. Cevabımız A'şık. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.